Burhan Bey Kentsel Dönüşüm Projesi bu kez Bursa'nın en büyük tüketici davası olarak mahkeme koridorlarına taşındı. Doğan Bey Kentsel Dönüşüm Projesi, kamu eliyle yapılan alanında Türkiye'nin ilk ve en büyük kentsel dönüşüm projesi. Doğan Bey Projesi'nin son yıllarda Bursa'nın ilk gündem maddesi olmasının nedeni ise bu özelliği değil. Önce kat yükseklikleriyle kentin silüetini bozduğu tartışmalarıyla gündeme oturan, ardından teslim tarihinin gecikmesi, kötü malzeme kullanıldığı iddialarıyla sürekli tartışılan Doğan Bey Kentsel Dönüşüm Projesi, şimdi de Türkiye'nin en büyük tüketici davası oldu. 18 aylık teslim süreleri aşan 1000 Doğan Bey mağduru tazminat davası için mahkemeye başvurdu. Tabii yıl 2012'yi gösterdiği süreçte artık 18 ayı çok fazlaca aşmış bulunuyoruz. Attığımız bazı adımlar belediye ya da TOKİ tarafından herhangi bir olumlu sonuçla sonuçlanmadığı için TOKİ ve Osman Gazi Belediyesi'nin açılan tazminat davasının tam bedeli henüz netleşmedi. Tazminat bedeli olarak hak sahiplerine vaat edilen süreyi aşan her ay sayısı kadar muadil bir evin kirası baz alınması talep edildi. Hak sahiplerinden Mehmet Aslan, 2007'de başlayan proje için hak sahiplerinin 2012 yılına kadar beklemelerinin gerekçesini anlattı. Şu an insanların mağduriyeti, özellikle evlere geç girme mağduriyetinin bir nebze olsun aşağıya çekilebilmesi için tüketici mahkemesinde tazminat davası açmak zorunda kaldık. Aslan, dava açmadan önce hem TOKİ ile hem de Osman Gazi Belediyesi ile uzlaşma yoluna gittiklerini, ancak iki kurumun kendi aralarında çatışma yaşadıklarını iddia etti. Onlar bizimle anlaşmaktansa kimin suçlu olduğu, TOKİ ya da belediye birbirine suç attığı için şu an ilk celseyi burada görülmesine sebep oldu.